İki Türk devinden ezber bozan çağrı. Milyarderler aynısını yapar mısınız? Avusturya, güvenlik durumu nedeniyle Türkiye'deki yardım operasyonlarını askıya aldı. Tetikçi Michael Rubin, Batı yardımlarının arkasındaki gerçeği itiraf etti. Girit'in güneyinde büyük miktarda doğal gaz keşfi bulunduğu iddiası. Ermeni vekilden Türkiye'ye yardım gönderilmesinin iddialarına cevap. Ermenistan sınır kapısı 35 yıl sonra deprem için açıldı. Arkadaşlar, Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, iş dünyasına deprem bölgesi için bir konut kampanyası başlatma çağrısında bulunurken, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise bölgeye 1000 adet konut yapacaklarını duyurdu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, çadırlardaki sürenin uzamasıyla birlikte insanlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden barınma ihtiyacının acil olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyasındaki dostlarıma sesleniyorum. Gelin Türkiye genelinde özel sektör şirketleri ve kamu kurumları ile birlikte bölgedeki barınma sorununu ele alalım. Bir kampanya başlatalım ifadelerini kullandı. Afetin henüz ilk günlerinden itibaren Türkiye genelindeki perakende marketlerde özellikle bebek bezleri ve mamaların büyük bir hızla tükendiğini ifade eden Ülker, Türk milletinin gösterdiği hassasiyet ve cömertlik sayesinde yaraların hızla sarılacağına inandığını bildirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 10 milyon kişinin konut ihtiyacı olacağını belirterek, "Biz 1000 konutluk bir Türk Hava Yolları mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz," dedi. Bolat devamında şunları kaydetti. "Herkes bugün için canhıraş çalışıyor, yardım topluyor ama yarın daha önemli olacak. 10 milyon vatandaşımızın çoğunun ev ihtiyacı olacak. Biz 1000 konutluk bir Türk Hava Yolları mahallesini deprem bölgesinde inşa etmeyi düşünüyoruz. Bankalar, büyük holdingler, futbol takımları, gizli ya da açık milyarderler bizim bu teklifimizin aynısını yapmaya var mısınız? Yurt dışında yaşayan Türkler, STK'lar sizler var mısınız? Sizin de buralarda bir mahalleniz olsun," dedi. Avusturya ordusu, Türkiye ve Suriye'de 24 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depremin ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle bu sabah Türkiye'deki kurtarma operasyonlarını askıya aldığını duyurdu. AFP'ye konuşan bir sözcü, bölgede gruplar arası çatışmalar olduğunu ve tüm uluslararası ekiplerin ana kampa dönerek talimat beklediklerini söyledi. Avusturya Silahlı Kuvvetleri Komutanı Pierre Kuvelvis, Avusturya Haber Ajansı'na verdiği demeçte Türkiye'de gruplar arasında çatışmalar olduğunu, ateş edildiğini iddia ederek, "Hayat kurtarmada beklenen başarı güvenlik riskleriyle orantısız," dedi. Avusturyalı yetkili, afet yardım biriminden 82 askerin salı gününden bu yana Türkiye'nin Hatay elinde bulunduğunu açıklayarak, burada kalacaklarını ve durumun düzelmesi halinde diğer operasyonları yapmaya hazır olduklarına işaret etti. "Biz Avusturyalılara yönelik bir saldırı olmadı. Hepimiz iyiyiz," dedi. Komşu ülkelerden depremle ilgili yardımlar gelirken malum çevreler daha çok depremin siyasi sonuçlarına odaklanan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Eski ABD Pentagon yetkilisi, Amerikan Enterprise Institute ve Washington Examiner yazarı Michael Rubin Capital.gr'ye verdiği röportajda Türkiye'nin neden NATO'da bir müttefik olarak görülemeyeceğini ve ittifakın Türkiye'yi NATO'dan çıkarma yönünde bir adım atması halinde karşılaşacağı zorlukları ve hastalıklı bir bakış açısıyla batılı ülkelerin sorunlarının Türk milletiyle değil Erdoğan'la olduğu mesajını vermek için deprem yardımı teklifinde bulunduğunu anlattı. Bir depremin Türkiye Cumhurbaşkanı'nın değiştirmeye yetmeyeceğini söyleyen Rubin, Türkiye'yi bir NATO müttefiki olarak görüp görmediği sorusuna "Hayır, Türkiye bir müttefik değildir." cevabını verdi. Türkiye'nin son yıllarda NATO ittifakına yarardan çok zarar verdiğini söyleyen Rubin, "Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması fikri bir zamanlar uç bir görüşken artık baskın bir görüş haline gelmiştir. Tartışılması gereken asıl soru bunun akıllıca olup olmadığı değil, nasıl olacağıdır." dedi. NATO'dan ihraç edilmesinin bir çözüm olacağını ancak buna ilişkin bir hüküm bulunmadığını vurgulayan Rubin, "Bunun yerine Türkiye'yi ittifak içinde karantinaya almak iyi bir ilk adım olacaktır. Bilgi paylaşımını ve hatta iletişimi durdurun. Türk adayları ittifak kurumlarına kabul etmeyi durdurun. Son zamanlarda olduğu gibi Türkiye'ye ya da Türk şirketlerine savunma ittifakının istihbarat aygıtında ve ağlarında herhangi bir rol vermekten kesinlikle vazgeçin," dedi. Türkiye, Batı ile ilişkilerinde bu zamana kadar böyle agresif ve iddialı olmamıştır diyen Rubin, seçimlere atıf yaparak Türkiye'de değişimin sanıldığından daha zor olacağını belirtti. "Açıkçası pek bir fark yaratmayacak. NATO, Erdoğan'ın ne kadar dönüştürücü olduğunu hafife alıyor. Türk ordusunu tamamen yeniden şekillendirdi ve bir nesli dönüştürdü. Muhalefet liderleri kimin gerçek bir alternatif sunabileceğinden ziyade kimin Erdoğan'ı geçebileceğini görmek için yarışıyor," dedi.
Türk muhalefeti komşu ülkelerle iyi ilişkileri yeniden tesis etme ve Avrupa ile bütünleşme yolunda öngörülen prosedürleri yeniden başlatarak Batı'ya yeniden ulaşma sözü verdiği bir manifesto yayınladığını, ancak bunun pek işe yaramadığını dile getiren Rubin, Erdoğan'ın Batı ile ilişkilerde usta olduğunu kaydetti. Tetikçi Rubin, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerle ilgili olarak, sorun bir ülke olarak Türkiye değil, sorun Erdoğan ve onun Türkiye ile yaptıklarıdır. Türkler bir gün Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptıklarına direneceklerdir. O güne kadar Avrupa tetikte olmalı ve topraklarının her milimetre karesini savunmaya hazır olmalıdır. Erdoğan, çarşamba günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler olarak sadece Azerbaycan, Suudi Arabistan, İsrail, Katar ve Kuveyt'ten bahsetti. Türkiye'nin tehdit ettiği her ülke ya da hükümet, sorunlarının Türk milletiyle değil, Erdoğan'la olduğu mesajını vermek için yardım teklifinde bulundu, dedi. Rubin'e göre Avrupalı diplomatların bu depremin Erdoğan'ı değiştireceğine inanmaları saflık olur. Türk liderin sorunu zorluklar değil, ideolojisidir, ifadelerini kullandı. ExxonMobil şirketinin Girit'in güneyinde büyük miktarda doğalgaz yatağı keşfi yaptığı ileri sürüldü. ExxonMobil uzmanları tarafından Girit'in güneyinde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre hidrokarbon rezervinin tüm Avrupa Birliği'nin tedarik edebilecek yoğunlukta olduğu belirtiliyor. ExxonMobil bilim adamlarının işaret ettiği gibi, Girit'in güneyinde bulunması beklenen doğal gaz yatakları ilk tahminin iki katından bile fazla olabileceğini ileri sürüyor. Bu nedenle Amerikan doğal gaz ve petrol şirketlerinin yöneticileri günlerdir Yunanistan'da bulunuyor. Amerikan heyeti, Girit'in güneyinde yapılan araştırmaların bulguları hakkında yakından bilgi vermek ve Yunanistan'da hidrokarbon gelişimini görüşmek üzere Başbakan Mitsotakis ve Enerji Bakanı Skrekas'la bir araya gelecekler. Girit bölgesinde bu önemli gelişmeler yaşanırken, şimdi tüm gözler Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın 20-21 Şubat tarihlerinde Atina ziyaretine çevrilmiş durumda. Kahramanmaraş merkezli ve 10 ile etkileyen depremler nedeniyle komşu ülkelerden Türkiye'ye yardım ulaştırılmaya devam ediliyor. Iğdır'da bulunan Ermenistan'la Türkiye arasındaki Alican sınır kapısı, 35 yıl sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı. Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesiyle ülke heyeti sınırdaki Alican Köprüsü'ne geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan tarafından yayınlanan videodaki köprü en son 35 yıl önce 1988'de geçilmişti. Burada Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti. Alican sınır kapısı son olarak 1988'de Ermenistan'da yaşanan depremde kullanılmış, Türk Kızılay tarafından toplanan yardımlar buradan geçirilerek afet bölgelerine gönderilmişti. Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi müzakerelerindeki özel temsilcisi Serdar Kılıç, sosyal medya hesabından depremden etkilenen hemşehrilerine yaptığı yardımlardan dolayı Erivan'a şükranlarını dile getirdi. Öte yandan Ermenistan parlamentosunda bazı milletvekillerin Türkiye'ye yardım gönderilmesini istemedikleri iddia edildi. Bazı sosyal medya hesapları ve basın kuruluşları isim vererek Ermenistan parlamentosundan bazı vekillerin neden Türkiye'ye yardım gönderiliyor, gönderilmesin şeklinde bir takım açıklamalarda bulunduğunu iddia etti. Türkiye'ye insani yardım gönderilmesine karşı çıktıkları iddia edilen isimlerden biri de Ermenistan Kürtleri Birliği Başkanı ve Milletvekili Kinyaze Hemit Hasanov. Independent Türkçe'ye konuya ilişkin açıklamada bulunan Hasanov, iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Gerçeği yansıtmayan iddiaların Ermenistan parlamentosunda gündeme gelmediğini kaydeden Hasanov, parlamento Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti. Ayrıca Başbakan Nikol Paşinyan, Sayın Erdoğan'ı arayarak başsağlığı ve taziyede bulundu, dedi. Türkiye'de yaşanan depreme destek olmak için Ermenistan'ın ilaç, insani yaşam ve arama kurtarma ekibi gönderdiğini hatırlatan Hasanov, Ermeni halkı da daha önce depremleri yaşamış, kurban vermiştir. Ermeni ve Kürtler başta olmak üzere Ermenistan'daki halk çok üzgün, destek olmak için adeta seferber olmuştur, diye konuştu. Bir Kürt parlamenter olarak iddiaları duyduğunda çok rahatsız olduğunu ifade eden Hasanov, depremde zarar gören Kürt, Türk ve Arapların hepsi bizim insanımız. Şimdiye kadar 20 bine yakın insan şehit olmuş. 70 binden fazla da yaralanmış. Yine binlercesinin evi yıkılmış. Yaralılara şifa, yaşamını yitirenlere rahmet diliyor ve anılarının önünde eğiliyorum. Yardım gönderilmesine karşı çıktı diyen yalancıları da kınıyorum, ifadelerini kullandı. Yalan ve iftira haberlerin provokasyon amaçlı yapıldığını kaydeden Hasanov, bu iddialar ne parlamentoda konuşuldu ne de ben böyle bir şey söyledim. Ben Ermenistan Kürtleri Birliği Başkanıyım. Deprem bölgesinde yaşamını yitirenlerin büyük kısmı Kürtlerden oluşuyor. Nasıl yardım göndermeyin diyeyim? Bu kadar vicdansızlık da olmaz. Böyle bir felaketin yaşanması nedeniyle yüreğim yanıyor. Demek ki böylesi yalanlara tevessül edecek kadar alçaldılar. Yıllardır Türkiye ve Ermenistan arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi ve barışın sağlanması için mücadele verdiğini aktaran Hasanov,
Sizin aracılığınızla buradan seslenmek istiyorum. Asılsız iddialara kulak asmayacağız. Her zaman olduğu gibi diplomatik ilişkilerin başlaması, sınır kapılarının açılması ve nihayetinde barışın sağlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yıllardır iki ülkenin dostluğu için mücadele veriyorum. Son olarak bu iddiayı ortaya atanlara yazıklar olsun diyorum. Bu onların seviyesini gösterir ve iki ülke ilişkilerinin düzelmemesini isteyenlerin provokasyonudur şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.